Şimdi dilerseniz yavaştan ikinci günün programını açalım. Şimdi 22 yaşında 3000 kişilik bir YG zirvesinin sorumluluğunu alan bir YG mezunuyla tanıştıracağım sizi. Açıkçası bu iki gündür onun nasıl hissettiğini daha iyi anlamış oldum. Ömer, YGA'nın gelecek yıl hedeflerini konuştuğumuz bir toplantıda böyle hedefleri yetersiz bulmuştu. Böyle birazcık morali bozularak ve hatta böyle sinirlenerek ben daha büyük oynamak istiyorum demişti. Bu sözü YGA'da unutabilen kimse yoktur. O dönemler Ömer çok hırslı, Türkiye derecesiyle TOBA girmişti. TOP'tan mezun olunca Harvard'a gidip dünyanın en iyi ekonomi profesörlerinden biri olmak istiyordu. O zamanlar onun başarı tanımı buydu. Ancak YGA gönüllüsü olup YGA'daki iklimle tanışınca açıkçası onun da kişisel başarı tanımı değişmiş oldu. YGA ile tanıştıktan sonra YGA'da başladığı projelere devam etmek ve onları geliştirmek istediğine karar verdi. Ömer Görgülü bugün 11 yıldır YGA gönüllüsü. TOP ekonomide son sınıftayken aslında haftada 40 saatini YGA'ya vakfediyordu. Ardından YGA'da Anadolu'ya bilim göçü, bilim seferberliği, oku düşün paylaş gibi yeni projelerin geliştirilmesinden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalıştı. 2017'de diğer YGA mezunlarıyla birlikte Twin Science'ı kurdu. 2020'de ise artık Twin Science'ın global açılımını hızlandırmak için Londra'ya taşındı. Bugün Ömer hala Londra'da dünyayı kalkındıracak çocuklar yetiştirme vizyonuyla Twin Science'da çalışmaya devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuzu ağırlamak üzere Ömer'i davet ediyorum. Hello everybody, welcome to the YGA Summit again. As Ayça mentioned... Herkese merhabalar. YGA zirvesine hoş geldiniz. 12 yıl önce YGA'de çalışmaya başladım. Ayşe'nin de söylediği gibi ve o süreden bu noktaya kadar gönüllülüğe devam ediyorum. Robotik ve diğer alanlarda gönüllülüğüm, uzmanlığım devam etmekte. Bugün harika ilham verici bir konuşmacımız var. Akıl hocamız ve rol modelimiz Ger Graus, bir hayal ortağımız. Aynı zamanda danışma kurulu üyesi Kidzania'nın yönetim kurulu üyelerinde çocuk üniversitesi kurucularından ve kendisine hizmetleri, çocuklara yaptığı hizmetleri nedeniyle İngiltere Kraliyet Nişanı verilmiş efendim. Ger Graus'u hep birlikte huzurlarınıza almak istiyoruz. Merhabalar Ömer, nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok üzgünüm, çok mutluyum sizinle olduğum için ama İstanbul'da o büyük sahnede olamadığım için birazcık üzgünüm. Ama 2022 bunu oldurturacak eminim. Hepimiz bunu bekliyoruz. Bu yıl hibrit bir ortamda gerçekleştiriyoruz ama umuyoruz ki önümüzdeki yıl İstanbul'da fiziksel olarak bir araya geleceğiz. Harika olur gerçekten. Çok konuşma, özellikle danışma kurulu toplantımızda çok fazla konuşma ve bir araya gelme fırsatımız oldu. Ama özel olarak bu toplantıda YGA zirvesinde bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Ve 12 yıl önce ilk zirvemi hatırlıyorum. Gerçekten inanılmaz heyecanlanmıştım, mutluydum. Herkes aynı şekilde inanılmaz bir ilham alacak sizden, çok eminim. Evet. Profesör, dilerseniz geçelim. Şimdi harika konuşmalarınızı bu noktaya kadar dinledik ve konuşmalarınızın birinde okul sisteminin amacının doğrudan ekonomi ve endüstri sanayi devrimi ile ilgili olduğunu söylüyorsunuz. Ve aslına bakarsanız bu kurucu zemin, bu altyapı çok da değişmedi. Çağdaş eğitim nasıl değişti geleceğe gençleri hazırlama konusunda? Ya da nasıl değişmeli? Çok teşekkürler bu kolay soruyla başladığınız için Ömer. Çok sağ olun. Kesinlikle haklısınız. Nihai sonuç şu şekilde özetlenebilir. Aslında tarihsel olarak
bir tedarik, arz talep durumuna yanıt verebilmenin çözümü. Sanayi devrimi öncesinde çok az bir eğitim ya da kitleleri eğitme ya da okul gereksinimi vardı. Çünkü kendi yavaş, lokalize, yerelleşmiş bir durumda hayatlarını devam ettiriyordu. Kitlesel endüstri birden hayatına girdiğinde insanların kitlesel bir biçimde istihdam ve yeti edinimi gibi bir durum karşımıza çıktı. Bu kadar basit aslına bakarsanız. Sonra okullar hayatımıza girdi ve özünde çalışma dünyasını hazırladığı çocukları ve pek çok durumda tarihsel olarak biliyoruz ki gerçekten bu çocuklar daha çocukken bir çalışmaya başlıyorlar. Dedem çok da hani bu şekilde bakıldığında çok uzun zaman önce değil ama 14 yaşında okuldan okulu bırakıyor ve orada maden işçisi olarak çalışıyor. Çünkü Hollanda'nın güneyinde genelde böyle bir endüstri, böyle bir çalışma ortamı var. Şimdi tuhaf bir durum da var. Sonra sanayi devrimi ikinci ve üçüncü aşamalarına geçiş yapıyor. Ve değişim gerçekten son derece dramatik bir biçimde karşımıza çıkıyor. Ve insanlar işte çılgınlık dediği Einstein'ın tanımını aslında uyguluyor. Sürekli olarak aynı şeyleri yapıyoruz ama farklı sonuçlar bekliyoruz. Şimdi en son sanayi devriminin en son eğilimine baktığımızda, trendlerine baktığımızda tümüyle yapay zekadan, teknolojik gelişmelerden temelini alacak biçimde evet hala 25 tane çocuk var bir sınıfta. Hala işte 6 haftalık bir yaz tatili var ve sonra 2 haftalık yine başka bir tatil ve çocuklar çiftliklerde burada hasat zamanı yardım etmeleri isteniyor. Bir şekilde kızımın arkadaşlarının bunu yaptığını biliyorum mesela. Hala kimse yapmazken 16 yaşında kızımın arkadaşlarının şimdi bunu hala eski şekliyle yapıyoruz. Her şeyden önce bu illaki yanlış değil. Çünkü burada hani bir şey yanlış diye bütün her şeyin de üstünü çizecek değiliz. Yani doğru şeyler de oldu. Ama neler değişti? Öncelikle bunu görmek ve buna bakmak durumundayız. Öncelikle pür olarak ekonomik bir bakış açısından bakıldığında kitlesel endüstriler artık ortadan çıkmaya başladı. Çok farklı startuplar, farklı ilerlemeler, kariyer değişiklikleri yapmamız gereken şey bu noktada bireyselleştirerek, kişiselleştirerek eğitimi, öğretimi, okul eğitimini bu şekilde sunmalıyız. Ve eğitimle okula gitme arasında bir çizgi çizebilmeliyiz. Burada 5 gün işte en az 6 saat olacak biçimde okula gitmek böyle bir sistem. Ama öğrenim, eğitim gerçekten yaşamdan, doğumdan ölüme kadar olması gereken bir süreç. Bu da geniş bir çerçeveyi karşımıza çıkmakta. O zaman neden okula gidelim sorusunu da temel olarak, ilkesel olarak beraberinde getirmekte. Sürekli olarak ekonomik bir yanıt verme durumuna, işlevine tabii ki dönüyoruz. Tabii ki bu ekonomiye hizmet etme ve topluma hizmet etme ve kendi kendine hizmet etme nosyonlarını karşımıza çıkarmakta. Ne kadar havalı olur düşünsenize. Bir ölçüm yöntemimiz olsa ve desek ki kaç tane 17 yaşında, 12 yaşında, 9 yaşında kişinin gönüllü olarak galerilere, parklara, müzelere ya da gidip kendileri için etkinliklere katıldığını, sırf sanatı keyfini çıkarabilmek için ekonomik bir araçtan ziyade gittiğini ölçümleme fırsatımız olsak ya da kaç kişinin gönüllülük yaptığını mesela sizin yaptığınız gibi değil mi YGA'de? Dolayısıyla geleceğin eğitimine bakarken bütün teknoloji ve olan bütün harika şeylerin bağlamında bakmalıyız. Ve bunu hizmet etme, bireysel olarak hizmet etme, bireylere hizmet etme, topluma, topluluğa hizmet etme ve elbette ki ekonomiye hizmet etme noktasında küresel bir bağlamda. Dedemin zamanında hiç kimse seyahat etmiyordu. Dünya çok büyük bir yerdi. Şimdi son derece küçük bir yer. Dolayısıyla ve sonunda da şunu söylemek isterim. Son derece açık seçik ve net bir çizgiyi iyi teknolojiyle burada sonsuza dek teknoloji gibi iki kavram arasında da
bunların arasındaki ayrımı çözmek durumundayız. Bence çok fazla bu havalı kısmıyla vakit geçiriyoruz da hangi iyilikleri, iyi konumları sunabileceğini göz ardı ediyoruz. Ve ikincisi de neredeyse haftalık olarak hep kafa yorduğum bir konu. Nasıl herkese ulaşabiliriz? Çünkü geleceğin eğitilmesini ve okullaştırılmasında yapılabilir ve yapılamazlar arasındaki boşluk, yapıldı ve yapılmadı şeklinde çok daha büyüyecek. O, tabii ki çevrim içi öğretim, çevrim içi öğrenme gibi kavramlar giriyor. Ama mesela bir takım açıklamalar var. ABD'de %35'i çocukların evde bir bilgisayara ya da internete sahip değil. Bakın dünyanın en büyük ekonomisi bu. O zaman bireye, topluluğa, topluma ve ekonomiye hizmet et bağlamında bütün bunlar karşımızda dururken bir durup sadece yatırım karlılığı ilkesinden bakmamalı ve burada aslında dahiliyete odaklanmalıyız. Yani çok daha nazik, çok daha iyi ve çok daha müreffeh bir dünyaya ulaşmak istiyorsak sorumluluk da buna birlikte gelecek. Profesör, teknoloji kısmı son derece ilginç. Ona geleceğim, bir sorum var. Fakat şunu söylediniz. Eğitim sistemi bireye hizmet etmeli, topluluğa, ekonomiye hizmet etmeli dediniz. Ve burada yatırım karlılığı değil de dahiliyet karlılığı dediğimiz konuya bakmalıyız. Peki eğitimin amacını nasıl belirleyeceğiz? Hangi çabalar ortaya konulmalı buna ulaşabilmek için? Bence bu noktada bir dizi yöntem var bunu yapmak üzere. Bir şarkı vardı. Kimse bunun kolay olacağını söylemedi. Galiba Coldplay'di. Siz daha belki daha küçüktünüz bu şarkı çıktığında. Şimdi öncelikle sistemleri değiştirmek oldukça zor. Neden? Çünkü artık politikaların da altında dünyanın o kısmıyla çok bütünleşmiş bir biçimde karşımıza çıkmakta. Hep de şunu son derece ilginç bulmuşumdur. Bir çocuğa, İngiltere'de mesela bir çocuğun eğitimine bakıyoruz. 5 yaşından başlıyor, 18 yaşına kadar baktığımızda 13 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu 2-3 farklı hükümet anlamına gelmekte, değil mi? Yani neden 5 yıllık döngüleri planlıyoruz da neden 13 yıllık döngülerle planlamıyoruz? Cevabın bir kısmı şu olmalı. Planlamamızı yaparken eğitim ve okul hayatını çocukların etrafında onlara göre şekillendirerek tasarıyı planlamalı yapmalıyız. Maalesef pek çok eğitim kararı dediğimiz şey temelde ve ilkesel olarak ekonomik kararlar. Çünkü normalde eğitim bakış açısına bakıldığında 2000 çocuğa bir okul yapmazsınız. Çok mantıksız. Neden? Bireysel olarak tanımıyorsunuz. Bireysel olarak tanımıyorsanız öğrenimlerini nasıl kişiselleştireceksiniz? Bu sadece bir örnek. Aynı zamanda yapmamız gereken başka bir husus, başka bir konuda yavaş yavaş ama olacaktır. Şuradan uzaklaşmalıyız. Öğretmenleri kim olduklarına yönelik ve ne yaptıklarına yönelik onların parlak noktaları üzerine odaklanarak tanımalıyız. Ve öğretmenlere şu an neyi ne zaman yapacakları, nasıl yapılacakları, ne zaman sınayacakları, eğer test sonuçları yeterince iyi değilse neler yapması gerektiği her şey söyleniyor, anlatılıyor. Şimdi bence burada katılmadığım burada Ken Robinson, eski dostum, katılmadığım bir noktası vardır. Okul çocuklardaki yaratıcılığı öldürdü der. Bence bu okullar değil, politikacılar ve politikaları öldürüyor. Ve okullar da bunu yapmak zorunda kalıyor. Yani bir şekilde hani politikacılar başka bir şekilde kendi neredeyse şantaj yapıyorlar. Başka bir yöntem bırakmıyorlar. Harika bir ifade bu. Çok haklısınız. Ve bir şekilde de hani bu 13 ve 5 yaşındaki örneğe devam edecek olursak çocuğa geçmişin bir parçası olarak davranmamalıyız. Şimdi bir şekilde onlarla gidip sonra bitiriyoruz o kısmı ilkokula gidiyoruz. Onlarla birlikte bitiriyoruz. Ortaokula geçiyoruz. Sonra üniversite vesaire. Sonra
ortaokul öğretmenlerine sorsak mesela, kızım bir sonraki yaz GCSE kredilerini tamamladığında kaç tane ortaokul öğretmeni birinci o ilkokul öğretmenlerine yazıyorlar? Sınavlarda nasıl oldu? Öğrenmek ister misiniz? Bakın çok teşekkürler. Siz de bu başarıda önemli bir rol oynadınız. Kaç öğretmen bunu yazıyor mesela? Çünkü bakın arka arkaya geliyor bunlar. Birbirini izleyen komponentler. Dolayısıyla ilk konuşu mutlaka daha fazla çocuklara odaklanmak durumundayız. İkinci bir cevap da işte bence bu noktada bilim devreye girmekte. Özellikle de okullarda ne oluyor? Sürekli olarak hani bir şekilde hani ulusal bir düşünme vesaire vesaire sınanıyor ve çocuklara sürekli bir şekilde bu aktarılmakta. Neden okula gidiyorsunuz diye sorduğumuzda genelde gitmek zorundayım diye bir cevap geliyor. Bence bu yetersiz bir cevap, çok üzücü bir cevap. Ama bu cevabı iyileştirmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Okulu, öğrenimi, okulun dışındaki öğrenme ile bağdaştırmalıyız. Bence en önemli sözcük herhangi bir anlatılan derste, mesela örneğin, for example yani İngilizce'de, Türkçe'de en önemlisi budur. Mesela matematik hocam vardı, oldukça da düzgün bir insandı. Ama neden matematik öğrendiğimizi ya da onu o şekilde yaptığımızı anlamıyordum. Bir dersi hatırlıyorum, A 2 ise, B 3 ise, C nedir diye bir soru sormuştu. Ben dili bile anlamıyordum. Nasıl yani? Hani bu arada ilgilenmiyorum da yani işin ilginç tarafı. Ama sonra örneğin, mesela örneğin dese kafamda bu şekilde şurada görüyorsunuz, yazarı görüyorsunuz, otobiyografisi. Because his football was played in triangles. If in the maths lesson he would have gone, for example, let's have a look how they play football at Amsterdam and now you understand, right? So yeah. I think that is what out of school experiences, hands-on experiences can bring. They can bring the practice to the theory. They can bring the awe and wonder to the being taught. They can bring maker activities, right? The important bit for me about twin science is the maker bit. I can do this. I'm in charge. I can make mistakes. I can get it better. I can eventually get it right. Yeah. And I think the combination that Twin is doing, as you know, Omar, that I'm a big fan of this, is to have an app at the same time as you're doing tangible activities means a new form of hybrid learning where you begin to do this. And I think that's where we need to go. So I think quite interestingly, to conclude my answer, is this. It also begs the question, who is the teacher? And it begs the question, what is the role of the new teacher? So I think the role of the teacher in the future is two things. Firstly, it is the purveyor of knowledge, just like now, right? But the teacher will also be the project manager of the learning. So there should be, in a school, no teacher should teach careers education. It should be against the law. Teachers have no experience of careers education because teachers have been to school as a child and later as a grown-up. But teachers are brilliant project managers. So what teachers should do is they should go, in careers education, I'm going to invite the CEO of Twin Science, who is a woman, to come and talk to all the girls in the school about what it's like to become a CEO of a startup company as a woman in a different country. And you know what? If Asuda can't come in person, we can go straight online to Istanbul, and she can do every week what she does with me every week is sit in the sunshine while I sit in the snow, and she can talk to the kids, right? Yeah. So I think there will be many teachers, and I think the teachers will become lead teachers and project managers of the child, and the person in charge of the personalized learning experiences, because in small schools, teachers know their children. Yeah. And I think in order, and to finally say, one of the things we will need to do in the future is we need to get to know our children much better. We need to know not just their grade and their grade potential and their attendance and whether they are gifted, talented, or have special educational needs, or whether they're naughty or whether they're well behaved, because that's all we know. Yeah. We need to know what their aptitudes are, whether they're good makers, whether they're good listeners, whether they're resilient, whether they are entrepreneurial.
so that we can develop that whole person. Yeah. And technology will, of course, play its part in it, but it will not lead on it. And what will be the technology? What should be the role of the technology in education, Professor? Because teknolojinin eğitimdeki rolü ne olacak? Teknolojinin rolü şu şekilde olacak. Teknoloji 60 yıl önce dolma kalemin oynadığı rolün aynısını oynuyor. Tükenmez kalemin oynadığı rolün aynısını oynuyor günümüzde. Burada kullandığımız bu araçla öğrenmeyi en iyi hale getirmemiz gerekiyor. Tabii ki burada interneti de kullanmamız gerekiyor ve öğrencim istediğim yere götürebilmeliyim. Galapagos Adası, İstanbul'a Hayasofya, New York'ta Grand Zero, tüm buralara gitmem mümkün. Veya çocukları, örneğin yaşlıların bulunduğu bir evde onlarla temasa geçip iPad kullanmayı öğrendikleri bir bağlama taşıyabilirim. Ne olursa olsun, değil mi? Teknoloji burada işte mükemmel bir kolaylaştırıcı olarak, mükemmel proje yöneticileri tarafından, öğretmenler tarafından kullanılacaktır. Ve teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz. Tabii tek başına burada teknolojiyi öğretmiş olmayacağız. Örneğin neden iPad kullanmayı öğretiyorsunuz ki? Mesela benim kızım ve arkadaşları teknoloji konusunda daha iyi olduğundan küçük çocuklara, öğretmenlerinden bu teknolojileri daha iyi öğretebilirler. Dolayısıyla özetle bizim çocuk odaklı hareket etmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri fazla karmaşık hale getirdiğimiz için basit tutmamız gerekiyor ve cesur olmamız gerekiyor. Evet, burada farklı bir perspektiflerden baktık. Profesör, politika yapıcıları açısından, öğretmenler açısından, çocukların bakış açısından, teknoloji bakış açısıyla yine konuya yaklaştık. Siz YJ'in hayal ortaklarından birisiniz ve TWIN'in de danışma kurulu üyesinde yer alıyorsunuz. Ve biz burada iki kanatlı, çift kanatlı kavramını kullanıyoruz. Sizce çift kanatlı olma neden bu kadar önemli? Ve burada TWIN'in... Kusura bakmayın, çok görsel bir düşünme yaklaşımım var. Tek kanat hiçbir yere gidemeyeceğiniz anlamına geliyor. Sadece çemberler çizersiniz. Olduğunuz yerin etrafında daireler çizersiniz. Dolayısıyla yeni bir yere gitmek istiyorsanız iki kanada ihtiyacınız var. Bu basit bir şey ama tabii ki anlaşılması önemli. Aynı zamanda kalp olmadan amaç da olmaz. Tabii ki beyin olmadan da aynı şekilde aynısı. O yüzden bir denge olması gerekiyor. Katılımın geri dönüşü diye bakıyoruz buna, yatırımın geri dönüşünden ziyade. Yani aslında iyilik yapmak için faaliyetler gerçekleştirmek, ki TWIN'i bu anlamda sürekli bir örnek olarak kullanıyorum. Bu TWIN kavramının oldukça önemli bir yansıması var. Eğitimsel olarak ne kadar iyi olursanız uzun vadede o kadar güzel faydalar, iyi faydalar oluşturabilirsiniz. Lego neden bu kadar başarılı? Çünkü eğitimsel olarak her seferinde daha iyi hale gelmiş durumda ve temeline de birçok çalışmasının temeline bunu yerleştirmiş durumda. Ki TWIN'in de bu bağlamda değerlendirilebileceğini söyleyebilirim. Bence YGA'da bu kavramdan çokça etkileniyorsunuz. TWIN'in bu anlamda benzersiz olduğunu düşünüyorum. Normal şartlar altında bir startup olursunuz, ticari olarak başarılı olursunuz. En nihayetinde dersiniz ki bu başarının ardından insanlara bir şeyleri geri verelim, insanlara fayda sağlayalım. Sanırım startupların %99,9'unun böyle bir istikamet izlediğini söyleyebiliriz. Sonrasında TWIN tabii ki sürece dahil olur. Bizler bir STK'yızdır. Yani kalbimizle beraber beynimizle de hareket ederiz. Ve yine aynı şekilde beynimizle beraber kalbimizi de kullanırız. Yani burada
geleneksel olarak şunu sormak gerekiyor. Bu konuyu gündeme getirirken çift kanatlılık değerlerle ve ilkelerle de bağlantılı bir konu. Yani içerik ve iş geliştirme bakımından bu çok önemli. Burada retorik bir soru sormak istiyorum. Facebook Meta ürününü artık adı neyse devreye aldı ve işte evrene dokunabilirsiniz, ailenizle aynı evreni paylaşabilirsiniz gibi reklamlar paylaşıyor ve kendini bir eğitim kurumu olarak, insanların gelip eğitim alacakları bir eğitim kurumu olarak konumlandırıyor, değil mi? Ben kendi çocuğumun Facebook'ta bir eğitim almasını kesinlikle istemem. Neden? Çünkü Facebook'un beyni var ama kalbi yok. Facebook yalan söylüyor. Eğitimin değerleri ve prensipleri güven ve dürüstlüğe dayalı. Peki Facebook gibi bir organizasyonun benim 16 yaşındaki çocuğuma ve arkadaşlarına doğruyu söyleyeceğine nasıl güvenebilirim? Güvenemem. İstesem bile güvenemem. Ki Twine geçersem ileride Facebook'un boyutuna ulaşacaktır ve onu da aşacaktır. İşte onlara güvenebilirim. Çünkü biliyorum ki öncelikle doğru şeyleri yapmak istiyorlar. Buradaki diyaloglarımız çocuklarla ve onların ebeveynleriyle beraber bu ürünleri alamıyorlarsa nasıl çalışmalar yapabileceğimiz şeklinde. Senin için, Asude için, herkes için bunun öncelik taşıdığını biliyorum. İşte büyük fark bu. O yüzden çift kanatlılık şu anlama geliyor. Bu almadan hiçbir yere ulaşamazsınız. İşte bu yüzden ötürü bu konu çok önemli. Sizler çok önemlisiniz. YGA çok önemli. Bu sebepten ötürü ki YGA ve bütün ortaklarının diğer kurumlarla bağlantılı olarak daha çok genç bireyi etkilemesini görmeyi çok istiyorum. Çünkü siz YGA açısından bir büyük bir katkısınız. Dolayısıyla kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Ama bence bu önemli bir konu ve Facebook'la karşılaştırmayla bağlantılı olarak kendinize bu soruyu sürekli sorun. Çünkü hakikatin kendisi bu. Eğitimde bir kişiye eğitim vermek ve onun beynini yıkamak arasında çok büyük bir fark vardır. Telkin veya beynini yıkamak ahlaki olarak itici ve yanlışken birini eğitmek yapabileceğiniz en iyi şeydir. Teşekkürler profesör. Sizinle birlikte çalışabilmek de bir ayrıcalık. Maalesef zamanımız doldu. Bu konuyu tabii saatlerce konuşabiliriz. Çünkü çok heyecan verici ve aynı zamanda ilham verici bir konu. Ve insanların bu yönlerini de duyması gerekiyor. Ama ne yazık ki bugün için zamanımız doldu. İkinci bölümü İstanbul'da yapabiliriz o zaman. Kesinlikle İstanbul'da ikinci bölümü yapabiliriz. Katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Tüm katılımcılar adına, tüm YGA zirvesi katılımcılar adına, hayal ortaklarımız adına önümüzdeki yıl sizi fiziksel olarak İstanbul'da görmek istediğimizi paylaşmak istiyorum. Vakit ayırdığınız için ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Çok teşekkürler Ömer, çok teşekkürler Profesör Gergraus. Konuşmalarındaki iki şey çok dikkatimi çekti. Birincisi Gergraus'un eğitimdeki teknoloji kaldırıcını kullanarak etki yaratma örnekleriydi. Bir tanesi de Gergraus'un çift kanatlılık tanımıydı ve etki için önce kalbi sonra aklı koymasıydı. Tekrar çok teşekkürler bize İngiltere'den bağlandığınız için.